Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lahumud-dâlîn. Amin. Motorla savaştık şu. Ha sen de buradasın. Hem şey olur. Zaten dersin içerisi de bunu da kapsar herhalde. Hastalık böyle yağmur gibidir, böyle alameti gelir. İşte ateş olur, halsızlık olur, böyle ayakları tutmaz. Sen buna fırsat vermeyeceksin. Yani gündelik hayatında taviz vermeyeceksin. Bak şimdi onun için hem kusura bakmayın, bir saat geç başladık. Ne yaptım biliyor musun? Baktım ki beni kapacak bu. Grip midir nedir? Tamam, kapacak. Hem tecrübeyi paylaşayım. Ne yaptım? Yürüdüm. 5 kilometre yakın yürüdüm yürüme şeyinde. Duş aldım. Hiçbir şey düşünmedim. Hep tefekkür ettim başka şeyleri. Tamam. Şu anda bir alameti bilirsiniz diye söylüyorum. Baldırlarda bir titreme var. Hafif. Artık kapamadı kafadan da. Halsızlık falan. Bitti. Eğer ben bunu dinlesem, kulak versem, hakikaten mi ya, beni kap, eyvah bana desem, he vallahi, yemin söylüyorum, zaten intimat ediyorum. Af yoktu. Gördünüz değil mi öğleyince? Şunu. Yani niçin anlatıyorum? Kendini yönetmeyi bilmen lazım ama tanıman gerekiyor. Onu düşünürsen, o var olur. Var olur, var. Düşünce kendisi, varlığın kendisidir. Yani o düşünce şurayı bırakmıyorsun. Düşündüğünün içindesin. Mesela ben hastayım. İyi değilim. Kötüyüm. Diyen bir insanın iyi olma şansı var mı? Mesela abi, şimdi alem sende ya. Halife nedir abi? Halife nedir? Sen ne söyle. Yeri yönetmek değil mi? Yani? Yönetmek ha. Eğer sen kendini yönetirsen o zaman halifesin işte. Ha, aferin. Doğru söyledin. Dedin ya kendini yönetmek. Doğru. O hastasın. Halet abi böyle tuvalet bir yerlere daha fazla basma oluyor mu? Öyle şey. Nasıl bir de söyle. O hastasın diyen abi mesela tuvalette erbabısın olduğu yerde sanki böyle daha fazla. Tabii. Bak şimdi. Şey çok tuhaftır. Yürürken tespit ettim. Hastalık kırgınlık olur, tamam mı? Yürümeme olur. Taşıyamama olur. Bu olur yani. Hastalığın, kendimi kötü hissetme, tuhaf tuhaf düşüncelere sapma. Bu ne alakası var hastalıkla? Ha, hastalık zemininde oltayı attı hayvan. Hayvan yer mi diye şeytan. O arada ben zayıfım ya bünye. Aklım da o tarafa doğru gitti mi? Savunmam azaldı. Üstad diyor ki, sen diyor sabır kuvvetini geleceğe, geçmişe taşıma. Geldi adam. O kadar acayip kötü düşünceler ki aklın durur. Cevaba bak. Güldüm. Ne alakası var bu griple? Hepinize söylüyorum. Kanser mesela. En ilerisini söylüyorum. Kanser öldürmez ki kardeşim. Allah öldürür. Hani hayrı ve şerri Allah'ıydı. Kanser mi öldürür? Trafik kazası. Hani Allah... Ha bir bahanesi var kardeş. Öncülleri var. Şimdi bir daha söylüyorum. Çok var da bu tür şeyler. Ama Allah hamdolsun siteyi takip edenler de %70 kurtulduklarını söylüyorlar. Bak bir daha söylüyorum. Benim ayağım tutmuyor diyelim bak. Halsızım. Nefes alamıyorum. Misal. Kafam şey. Tamam da bununla ne alakası var? Kötü işte kötü düşünceler, yaşamak istememek, yaşamak küsmek, insanlara suyu zannetmek. Yani bununla ne alakası var? Bu nereden türedi? Bu hastalığın kendisi değil ki. Hastalıkla gelen antivirüs bunlar, şey virüs bunlar. Ne alakası var? Başım ağrıyorsa başım ağrıyor canım. Düşüncemin farklılaşması, garip garip düşüncelerin gelmesi, iyi değilim demesi, hastalıkla alakası yok bunun. Işığı gören geliyor mu?
Kapı açınca hepsi giriyor. Kapı açık. Ne yaptı bana? Ey akçen, dur dedim. Yürürken, dur. Ben böyle ifade ettim. Dur. Nereye uğradı şaşın? Ne alakası var dedim senin bu düşüncenle benim şeyim? Bak şu anda da gitti o baldırdaki titreme. O da gitti korktu şey. Ne alakası? Gitti diyorum ben size. Yerine ateş bıraktı. O yapıyor kardeşim. Allah Allah. Öğle namaz kılmadık mı sizinle Mehmet? Böyle miydim ben? Ne oldu? Burnum patlamamış mıydı? Ne oldu şimdi? Aslında abi orada mesela hani müsaitlerin olayları içinde pencerede Allah'ın esmasını görüyor yani. Oradaki o olayda Allah'ın bir esması var orada. Onu tabii yani. Onu gördüğün zaman gerisi kolay değil sevgili mi? Tabii canım. O bir pencerede değil mi o? Pencere tabii ya. Mehmet'im bak şimdi. Şimdi ben dersimize başlayalım. Tekrar. Hastalık vazifesini yapıp gidecek diyor ya. Şimdi evet. Vazifesini de biz belirliyorsak yani kısalığını, uzunluğunu anlamamız istiyor. Aferin. Doğru söyledim. Şimdi nerede kaldığıma bir bakayım. Doğru söyledim. Vazifeni yaptın yeter diyeceğiz. Önler lazım. O kadar. Maksadı buydu. Tamam. Ne alakası var dedim ya. İyi aşamak şey değil. Bugün derse olmaz. Bugün şu... Durdum. Orada ha. Yere eğildim. Yere. Ne alakası var bununla? Bağırdım. Belki uzaktan bakan diyor ki ulan manyağın birisi zaten. Burada yağmurda kim ölecek? Ne alakası var dedim ya. Bu kötü düşünce hastalıkla ne alakası var? Niye onunla paralel geliyor? Adam bekliyor pusuda. Ha, bu inyesi, ha, bu gücünü sağa sola verdi. İyi değilim, iyi olmayacağım. Tamam mı? Kanserim, verelim, bilmem ne, şöyleyim, kafamı atacağım kendimi, bilmem. Lan ne alakası var lan? Düşünceyle hastalığın kendisi ne alakası var? Ustad demiyor ki hastalar risalesinde. Hastalığın diyor, madde hastalıkların kökü vehmi hastalıktır. Vehmi hastalığı kes. Hastalık, ağaç devrilsin. Ha, madde hastalıkların kökü vehmidir. Yaşadığımı söylüyorum ben. Bunlar nereden biliyor, nereden biliyor diye bana soruyorlar. Kardeşim ben yaşıyorum bu adamla. Nasıl yaşıyor? Allah, ustadımızı Beyazıt'ta şeytan gelmedi mi? He? Sen Kur'an'ı çok âli zannediyorsun. Bir sürü. Şeytanımı susturan bir hakikat diyor seni ikna etmeli diyemiyor mu? Ya sana da geliyor da sen ne anlamıyorsun? Aç şu televizyona. Aç şu kanalı. Al, ye. Aç dolabı diye o enerji var ya yap diye potansiyel bir enerji. Ha o şeytan başka bir şey arama. O işte. Odur işte o. O adam. Sana enerji olarak geliyor. Başkasına başka geliyor. Biraz da seviyeli geliyor. Bana öyle gelmiyor. Dolabı aç. Şu televizyona bak öyle bir şeyler gelmiyor. Herkese farklı geliyor. Acayip bir şey. Tanıdın mı? Allah bile diyor ki Celle Celaluhu benim tanımak istiyorsun. Evet ya Rabbi. Men arefe nefse fekad arefe Rabbi. Kendini bir tanı. Adam buna da ben mi oturuyorum? 18 bin alem kendisini bir vesileyle ifade ediyor. Tura buraya dedim. Burada duracaksın. Tam burada. 300 yazıyordu yürüme parkında. Bak burada 300'de ben bir daha geldiğim zaman burada olacaksın. Geç buraya. Hayal değil mi bunlar? Erva habise dedim. Geç buraya dur. Dur oraya. Tak. Geldik. Bazılar diyecek manyağın biri. Tamam kardeş. Ben manyağın birisiyim. Delinin birisiyim. Elhamdülillah. Ama diyor ki şeytan ulan hakikaten bu bir hakikaten benden daha serseri ya. Niye? Bana diyor ki abdestin olmadı o zaman. Abdestin yoktu. Ben zaten abdestsiz kılıyorum dedim. Abdestin varlığını araştırmıyor. Ben zaten abdestim falan zaman bozdum dedim. Ne zaman bozdun? Dün. Yakında bozdun mu sen ispat et. Ben abdestli oldum ispat etmeye ihtiyacım yok. Çünkü sen iddia ediyorsun abdestsizsin. Ben abdestsizim bilmiyorum ki. Ben abdestliyim biliyorum. Sen abdestsiz olduğumu iddia eden sensin. Müddeyi sensin. İddia eden sensin. Ben abdestli olduğumu ispat etmeye ihtiyacım yoktur. Çünkü ben hepinizi şükür için söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Ben abdestsiz yemek bile yemem. Su bile içmem. Zaten abdestsiz olsak hocam hemen geliyor. Yani. Şu anda abdest almadın sen. Namazdan sonra bir anda geliyor zaten. Bir şey. Çünkü benim hayatımda abdest temeldir.
Ha, sen mi değilsin, iddiacısın, ispat et değilim. Ben dedim abdestsizim zaten. Ne zaman dün? Şimdi sen onu ispat et. Ben zaten abdestsizim. O baktık olan bu benden daha manyak ya. Ne yapacak ki? Ben zaten abdestsizim dedim. Kırmış. Şey Osman ne yapıyormuş biliyor musun abi? Hangi Osman? Osmanlı. Ha. Yatağa kadar benden taş koyularmış. Ha. Oradan abdeste kadar yürüyecekler ya. Yürüyemezsin diye tevhimi alıyormuş abi. Abdülhamit rahmetli. Tuvaletten çıkmış. O kadar dikkatmiş değil mi? Evet. Tuvaletten çıkmış. Abdesthaneye gidene kadar taşta, tuğlada teyemmüm yapıyor. Basmamak için. Yatakta çıkmış abi. Yatak, tuvalet de öyle. Hı-hı. Tuvalet de öyle. Ustad Evliya diyor ya. Hadi bakalım. Allah Allah. İyi oldu değil mi? E demek ki yani senin bir şey anlaman için benim hasta olmam mı gerekiyor? Bas öyle diyor. Abi iyi ki oldun diyor. Bir tane hanım birisine de iyi ki oldun diyor. Laf hadi neyse hadi. Vallahi çok iyiyim. Elhamdülillah. Hadi bakalım bismillah. Mazinin hulasası. Sen bunu yaz şey. İkiniz yazın hasreten hepiniz. Bu çok ilginç bir tespittir. Mazinin hulasası. İstikbalin mukaddemesi olan meylan sahibi ol. Meylan hakkındaki günlerce, haftalarca çalışmamın cümlesidir. Mazinin hulasası, mazi kültür, örf, bilgi, beceri, tefekkür. Mazideki her şeyin hulasası bugün çekirdek oldu. Bu çekirdek geleceğin çekirdeğidir. Mazinin hulasası geleceğin mukaddemesi olan meylan. Tamam mı? Meylan şey yaptık. Allah başka. Allah lafzı tüm isimlere cami olduğu gibi. Allah var ya, Bismillah'taki Allah. Bütün. Kusura bakmayın. Allah lafzı bütün isimlere cami. Allah deyince Kerim, Latif, her şey ona giriyor. Rahman, Rahim. Buna cami olduğu gibi, yani her şey Allah'ta olduğu gibi, ihlas da bütün isimlere cami olduğundan en büyük kuvvet, güç vesaire denmiş. İhlas Risalesi'nden şey yaptım. En büyük güç, en büyük kuvvet, en büyük nokta istinat neymiş? Kitap okuyanlara anlatıyorum ben bunu. Neymiş? İhlas. Merak ettim. Niye en büyük güç? Ha, nasıl ki lafzullah, Allah bütün isimlere camidir. İsmi has, ismi cami. Hepsini almış içine. Allah deyince mesela üçüncü söze bakarsınız. Kaynak söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bak ne anlatıyor orada. Üçüncü söz. Arka sayfada. Arka sayfada, şu sayfada, şu tarafta, sağda, üçüncü söz, neyse. Ne diyor biliyor musun? Rezak odur. Zarar ve menfaat ondan olur. O hakimdir, abes iş yapmaz. Ne alakası var bununla? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şey vardı, Resul vardı, Molla Resul, ustadın talebesi. Seyda dermiş ustada eskiden. Seyda, ibareye bakıyorum. Senin verdiği manaya bakıyorum. Hiç alakası yok diyor Seyda. Niçin ben buraya atladım? Şimdi eşheden la ilahe illa. Allah var ya orada. İlah. Allah. O Allah. Ben şahadet ederim ki Rezak odur. Ben şahadet ederim ki Şafi odur. İlah odur yani. Ne koyarsan koy. Rezak odur, Latif odur, Rahman odur, Rahim odur. Çünkü bütün isimlere cami ya. Aynen bunun gibi. Nasıl ki lafzullah bütün isimlere cami. İhlas da en büyük kuvvet. En büyük nokta istinat deyince. İhlasın içerisinde Allah var. Lafzullah olduğu için. Lafzullah'a cami ihlas. Ondan. İhlasta olduğun anda. İhlasa nispet. Yani ihlasa yakın olduğun nispetle. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti
kelamı aktif oluyor. Şöyle diyeyim. Bak, bardakta su duruyor. Allah Resulü diyor ki, yaslanarak içmeyin. Ben de düzeldim. Hem de bu arada söyleyeyim. Su burada durduğu gibi durmaz. İçtim. İşte içeriye giren her şeyde aktif olduğu gibi ihlas, ilim, örf, bulunduğun cemaat, cemaatin meşrebi ve hangi gruba gidiyorsun, anne baba, anne babanın nikahı, yediğin helal, oturduğun yer, ne bileyim yaşın, beslendiğin, aldığın maaş helal mı haram mı? Hep bunlar insana bir halet getiriyor. Bu haletin bütünlüğüne ihlas denilir. İnsanın bütünlüğü. Çünkü en büyük kuvvet. Mesela devam ediyor. Sırrı ihlas ise sırrı ihlas ise alemlerce farklı farklı alimlerce farklı farklı olan ismi azamların tümüne camidir. Bir de söyleyeyim. İhlas isimlere cami. Sır ihlas ise alimlere farklı farklı olan ismi azamların tümüne camidir. Yani mesela Geylani'nin ismi azamı nedir? Hay. İmam Rabbani'nin İmam Rabbani Hazretleri Kayyum ya nasıl olur? Kayyum. İmam Azam'ın ben bir tespit araştırmanız demiyorum ki ya kitapta o lemalarda olan. İmam Azam'ın Hakem. Evet. Adl. Hakem. Hazreti Ali'nin Abdül Kudüs. Ustadın evet. Bütün o Hazreti Ali'nin radıyallahu anh 6 tanesini, kayyumiyetin herkesi falan Allahu Ehad'da hepsine cami. Yani nasıl olacak? Çünkü son peygamber bütün peygamberlerin isimlerine cami olduğu gibi son müceddit de bütün müceddidlerin ismi azamlarına cami. Son ya. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir bölgeye, bir kavme, bir zamana müceddittir. Ustad gibi bütün küre-i arza ve kıyamete kadar değil. O zaman her beldenin insanlarına ders olabilmesi için, dersi ders olabilmesi için bütün geçmiş müceddittlerin ismi azamına cami olması lazım. Ona bir delil getireyim bir tane. Konumuz o değil. 10. sözün zeylinde diyor ki, haşir naklidir, nakildir, akıl bu yolda gidemez. Kim demiş bunu? Bütün İslam ulema. Bütün? İslam. Ulema-i İslam. Kaçırmayın orayı, çok incedir orası. Bütünü sildiğin zaman olmaz, bana gitti. Bak, bütün ulema-i İslam, istisna var mı? Yok. Bütün ulema-i İslam, haşir naklidir. Akıl bu yolda gidemez dediği yerde Risale-i Nur körlere de, çocuklara da, avama da, havasa da haşin akli ve mantıklı ve makul bir yol olduğunu herkese göstermiş, ispat etmiş. 10. sözü okusunlar diyor. Eğer baharın gelmesi gibi, gelecek baharın gelmesi gibi haşin geleceğine inanamasa ama insafla gelsin diyor, iki parmağını gözüme soksun diyor. Haşir niçin orada anlatıyor? Niçin izah edelim? Çünkü haşir meselesi bütün isimlerin mertebi azamiyle mümkün olacağından, bütüne hakim olamadıklarından, bütünle ifade edilen bir dersi ortaya koyamazlar. Ve ihtiyaç da yoktu. İnkar da yoktu zaten o zaman. Bir daha söylüyorum. Haşir tüm ismi azamların tahakkuku, hakikati olduğundan bütün ismi azamlar gerekiyor. Haşir için esma olmuyor, yetmiyor. Bütün ismi azamlar lazım. Bütün ismi azamlardan vücuda çıktığı için bütün o dersin bütün ismi azamlara cami bir ders olması lazım. Onun için sırr-ı ihlas demek alimlerce
alimlerce ismi azam olan ne varsa işte bütün müceditlerin 16 tane 14 tane müceddidin bütün ismi bu ismi azamlara Risale-i Nur camidir, ustak camidir. Risale-i Nur buna camidir. Çünkü her şeyi ismi azam mertebesinde izah etmiş. Bu cümleyi unutmayın. Barla'dan söylüyorum. Bütün meselesini ismi azamla izah etmiş. Onun için ismi azam olunca akla da hisse vermiş, kalbe de vermiş, ruha da vermiş, sıra da vermiş. Her imamın söylediği ismi azamları tencereye koy. Karıştır. Ortaya çıkan netice hulasası ise sirihlastır. Tencereye getir şey, erdinç. Getirdik, tamam mı? Kayyum koy, hay koy, adlı hakem koy. Bütün isimlerin, yani alimlerce ismi azam. Koyduk. Karıştır. Ortaya çıkacak şey sirihlastır. Bana da şöyle dedim. Hazreti İsimler değil ama. Hazreti Ali radıyallahu anh 6 dedi çekirdek. Üstad 6 dedi çekirdek. Bir de ehadiyet var 7. O da meyvesi. Hem çekirdeği barındırıyor hem de meyvesi var. Bir de ismi en sonra başlıyor. He? 4. mektupta. Anlamadım. 4. mektupta ismi rahim. Tamam işte hepsini alıyor ya üstad. İspatında. Bak şimdi bir şey anlatayım. Kur'an insanla kıyas edilir mi? İzah edilmez. Kur'an'ın hakikati insanla izah edilmez. Mesela şöyle diyeyim. Kur'an'ın hakikati mi büyük? Hazreti Ali mi? Hazreti Ali ben ikiz kardeş. Natık-ı Kur'an mı? Ene natık-ı Kur'an. Peki ortaya çık. Ama Hazreti Ali'de Kur'an'ın tümü Hazreti Peygamber gibi çıktı mı? Çıkmadı. Onda çıkmayan veya çıkmış da kısa Ebu Bekir'de çıktı. Onda çıktı ama eksik Ömer'de çıktı. Değil mi? Onda galip ilim olmuş. Ama Kur'an'ın hakikatleri, icaz-ı Kur'an bütün Kur'an'a tümüne sahip. Onun için Risale-i Nur mu büyük, bir insan mı büyük denilmez. Ustadımız onu diyor ki, Kur'an ve hadisten sonra sıralayabilirsiniz diyor. Ustad diyor bunu. Ha insan değil bu. Bir de hani diyor ben diyor Risale-i Nur haykırı bir herkese desem diyor. Benim de peşime gelmeyin diyor hala. Evet doğru. Anladınız mı onu? Çünkü mesela Hazreti Peygamber bütün ayetlere azami derecede mazar. Hatta 24. sözde şöyle geçiyor. Bir peygamberin diyor hayat boyu mazar olduğu fazilet ve kemalata Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ayette mazar olmuş. Öyle mi? Öyle yazıyor. 24. söz. O sahabe için değil mi abi? Resulullah için söylüyor. 24. söz sağda aşağıda. Peki şey misali Risale-i Nur'u kabul etmeyen birisi için de böyle midir? Değildir. Mesela ama kördür. Dağlara tepeleri görmüyor. O aleminde yoktur. Ama öyle bir şey vakada vardır. Realitede vardır. Ama gözler bakarsan diyor. Ondan sonra ne diyor? Bir sene diyor bu Risale-i Nur'ları anlayarak okusa diyor asr-ı dakik alimi olur. Öyle midir? Yanlış. Yanlış. Mühim bir alim olur. Abi. Olmaz. O da yanlış. Anlayarak ve kabul ederek. Kabul edecek abi. Kabul edecek. Yani bu zamanın Mehdi'nin olduğuna değil mi? Tabii. Şimdi ustadın Mehdi olduğuna. Yoksa açılmaz. Mesela çok iyi bilir. Papağan gibi Risale-i Nur anlatır. Ama inmez buradan aşağıya. Niye? Kabul etmiyor ustadı. Malumat bilgi için okuyor. Bir daha söylüyorum. Bilgi acayip. Ezberlemiş. Ayet-i Kübra ezberlemiş. Kürsüde okuyor. Vaazda okuyor. Peki. Mesela münafık namaz kılıyor. Ama burada aşağı inmemiş. Şimdi şey Hasan diyor ki niyet ve nazar diyor. Mahiyeti evet. Değiştiriyor. Evet, niyet. Adam Risale-i Nur'a. Şey Abdülmecit abi, ustadın nesiydi? Kardeş. Ne demiş biliyor musun? Hatırada yazıyor. Bende iki tane sözler kadar gayrimüteşir var.
Ya böyle abiler falan şey yapınca demiş ki ben sizi şaşırıyorum dedi ya. Siz diyor Seydam'a yani abime yüklediğiniz mana, görmek istediğiniz makam ben öyle görmüyorum ki dedi. Yani ustada mücedid şey yapıyorlar. Abdülmecid abi böyle görmüyor. Ondan tembellik tabii. Mücedid olarak görmüyor. Alim olarak görüyor. Büyük bir acayip. Seyda yani. Ben de şaşırdım. Kardeş Mesnevi'yi tercüme eden adam. Etsin. Abdülmecid abi gibi alim. F25'te öyle. İnmemiş ki Risan'ın aşağıya. Risan anlaya ve kabul ederek şey yapar, tarif eder mi? Yani ustad öyle diyor. Anlayarak ve kabul ederek. Asrın mudakik bir de var bir de sıfat. Ciddi bir alimi olur. Niçin? Asrın getirdiği tereddütleri, soruları cevaplar ve alemde yaşar. Eğer kabul etse, anlasa kafaya. Kabul etse aşağı inecek. Teslimiyet değil mi abi? Teslimiyet. Tesbihatı samimi yapsa acaba? Çünkü ben hani tesbihatı yapıyordum, sonradan bana açıldı yani. Bak, sen umumi tesbihatta bizimle yatsı kılıyor musun? Kılıyorsun. Sabah da bazen kılıyorsun. Tamam. Peki yalnız evde kalınca kılıyor musun? Ben bir şey sormak için söylüyorum. Münafık değilsin kardeş. Münafık sabah yatsıyı kılmaz. Münafık sıfatları olabilir. Peki bizim yanımızda namazı kıldığın ahesteyle böyle mesela ne diyorlar ona? Huşuyla olsun bir şey. Tadil erkanla. Odanda, yatak odanda veya evde burada kıldığınla arasındaki fark kadar riyakarsın. Eğer evde acayip de kılıyorsan maşallah. Eğer sen burada tesbihatı dinliyorsan, eğer sen tesbihatı işin olduğu halde arabada hareket ederken de yapıyorsan ne mutlu sana, sadıklardansın. Çünkü Risale-i Nur'u her gün diyor, ustad değil mi? Kardeş, dost, kardeş talebenin asasını anlatıyor. 26. mektubun 4. mepasının 10. meselesi. Barla layıkası. Hatırladınız mı? Barla'nın başı. Hatırladınız değil mi? Bana bırakmadı ki ustad. Bak 26. mektup, 4. mepas, 10. meselesi. Dost, kardeş, talebe kimdir? Ha? Barla'da bunu söylüyor. Kastamonu'da has, ehasas, erken rükünlerden de bahsediyor. Kardeş, hepsini Allah'ın izniyle kitapsız konuşmuyor. Ha, tenkit eder, etmez. O beni ilgilendirmiyor. Ben Risale-i Nur'a teslimiyetim budur. Ben Risale-i Nur dedi bitti benim için. Başka hiçbir şey benim için iş yapmıyor. Ha, kur edile şeriye başka. Zaten o emrediyor bana. Ben dediğim için kabul etme diyor usta. Siz diyor, mihenge vurmadan almayınız. Bitti. Ustad dedi benim için, başka ne hocadır ne alimdir. Onunla paralelse kabul ediyor. Ona zıtsa kesinlikle kabul etmiyor. Ne olursa olsun Rabbim şahit ol. Battım, batarsam batıyor. Eğer bu sadakatim beni batırıyorsa ben buyum yani. Değişemem çünkü 50 küsur yaşındayım. Ben buyum. Böyle büyüdüm, böyle büyüttüler beni. Belki de beynim yıkarmış. Kur'an'a hakikat olduğuna kainattan şahit getirip ispat ettiğiniz gibi Allah Teala Risale-i Nur'a da muvaffak eylesin. İspat Amin. Edeyim. Allah razı olsun. Eyvallah. Peki devam ediyorum. Kimse yük olmamaya çalış. Başka? Büyük adam olmaya değil, doğru adam olmaya gayret et. Yani uzun yaşamaya değil, doğru yaşamaya gayret et. Mesela Bursa'da Uludağ çıkarken solda 700-900 senelik ağaç var. Neydi o? Çınar ağacı. Senden yaşlı. Çok Osmanlı'yı gördü. 900 sene ya. Ama 900 sene mi yaşamak isterdin? 9 saat insan olarak mı? 900 sene çınar, kereste, kütük olacaksın ezeli ve ebedi. 9 saat insan olacaksın. İnsan. Ya. Allah Resulü 63. Uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Meşhur adam değil. Hakikat bin olmak. Burada ne diyor?
büyük adam olmaya değil, doğru adam olmak. Az amel, ihlas da çok amel olur. Aynen öyle. 1 bölü 3, 1 bölü 8. Ne yapar? 1 bölü 3, 1 bölü 8, 1 bölü 24. Çarpı. Bir elmayı 24'e böleceksin, bir parça alacaksın. Ama 1 bölü 3, bir elmayı 3'e bölüyorsun, bir parça alıyorsun. Kesirlerde böyledir. Ustad misal veriyor. Yani kalitesiz çoğalmak, darp etmek, işte böyle sayı çoğaltır diyor. Değil mi? Devam ediyorum. Namaz kılmak ve kitap okumak kalbimizi ve kafamızı doyurmak içindir. Mide için değil. Bazılar soruyor çocuklara da. Abi işte dayım geldi diyor geçen. Ne namaz kılıyorsun? Karnın mı doyuyor? Biz kitap okumayı, Kur'an okumayı, namaz kılmayı karnımız doysun diye değil, aklımız, kalbimiz, ruhumuz doysun diye. Ekmeği yerken de aklımız, ruhumuz doysun diye de değil. Ben böyle bir iddia edersem sen de böyle iddia etme hakkına sahipsin. Tersi olanlar, yani kafası ve kalbi boş olup midesi dolu olandan çektiğimiz kalmadı. Değil mi? Tersini düşün. Kafası boş. Kafası boş. Kalbi boş. Midesi dolu. Çektiğimiz kalmadı ki ya. En başta kendi nefsimiz. Nurları tanımadan önce kafa boş. Kalp bomboş. Mide dolu. Onun için ne güzel demiş Allah Resulü. Güzel güzel konuşacaklar. Renkli renkli şeyler yiyecekler. Giyecekler. Renkli renkli şeylerde bulunacaklar. Çeşitli hanımlarla beraber olacaklar diyor. Ondan sonra şeytan çalar diyor. Çalar. Abi insan çalıyor. Anlamam. Şeytan çalar diyor. Onlar da raks eder, oynarlar diyor. İnsanların şerrinden bahsediyor. Ahir zamanda. 15 şey diyor. Şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Hatırladınız mı? Ansiklopedide kıyamet alametlerinde yazıyor. Bir milletin en alçağı o milletin ilk adam olmadıkça. İki. Çalgıcıların ve şarkıcı kadınlar çoğalmadıkça namaz kılmak ve kitap okumak kalbimizi ve kafamızı doyurmak için idi. Mide için değil. Tersi olanlar, yani kafası ve kalbi boş olup midesi dolu olandan çektiğimiz kalmadı. Başka, beni değerli yapan benden olmayandır. Her şey beni inşa ve göstermek için yaratılmış. Her şey insana hizmet ediyor. Anladınız mı? Bir de okuyayım. Çok iyi kaçırdım bunu Erdinç. Beni değerli yapan benden olmayandır. Aferin lan. Anlayamadım işte. Tam oturtamadım. Oturtmaya çalışıyorum. Eğer beni değerli kılan benim çekirdeklerimse ben zaten her doğuştan hemen değerli olurdum. Oysa kafirler var. Herkesi seveceksin diyor. Hayır. Allah diyor ki el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah'ın dostlarını sevin, Allah'ın düşmanlarını sevmeyin. Diyor ya bir tane hoca. Herkesi seveceksiniz. Herkesi sevmeyeceksin kardeşim. Herkes de sevmemek demek, kavga etmek değil. Ama sevmiyorum kardeşim. Ben Mim Kemal'i sevmiyorum. Doğdum doğalı sevmiyorum. Sevmeyeceğim de. İslam düşmanlarını sevmiyorum. Münafıkları sevmiyorum. Risale'ne zarar verenleri Allah için sevmiyorum. Risale'ne zarar verenleri Allah için sevmiyorum. Risale-i Nur'a hizmet edenleri yanlış da olsa, iyi niyetli yaptıkları için Allah için onları dua ediyor. Duamda, 5 vakit duamda şöyle diyorum. Ya Rabbi, ikisini peş peş yapıyorum. Aklımı, kalbimi, fiiliyatımı imtizaç ettir. Risale-i Nur'u seven, takdir eden, ona küçük bir taş dahi koyan, Ya Rabbi, onun da aklını, kalbini, fiiliyatını imtizaç ettir. Risale-i Nur şahsı manevisine hissesini azim eyle. Ver. Rüştü abinin yaptığı burada. Alfabetik şeydir. Risale-i mevzuları. Mesela K, kıyamet alamettir. Risale'de geçiyor. Nerede bulacağım? Bulamayacağım. O zaman böyle bir şey yaptı. İsmini toplumsal bir isim vermiş. İslam Ansiklopedisi. İttihat'ta çıkıyor. Burada yapılmış. Bende de katkı var elhamdülillah. Herkesi seven ifrata geçmiş oluyor. Tabii şeytanlıktır. Herkesi seveceksin diye ifrat muhabbettir, şeytanlıktır. Beni de sev diyor yani.
Tabii tabii. Ne yaparsam yapayım ve sen beni sev. Seni Allah için sevmiyorum böyle dediğin için. Tamam mı? Mesela la ilahe illallah diyen cennete gidecek diyor. Mektubatta kaçıncı mektuptu? Hadi bakalım. 26. mektubun, 4. mefasın. 5 mi? Bulun bakalım. Hadi bakalım. La ilahe illallah deyip soru aynı öyle var mı yok mu? Muhammedun Resulullah demezse çare-i necat olur mu? Var mı yok? La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah dese, he? 5. mesele. Aferin Mehmet, 5. meseleymiş. Muhammedun Resulullah dese. Demese, la ilahe illallah dese de, Muhammedun Resulullah demese, çare-i necat olabilir mi, olabilir mi diye soru bu. Açıkça yazıyor. Tabi yazıyor canım. Niye söylüyorum? Örnek verirken toplumda açılan yaraları tamir etsin diye söylüyorum. Ben tamamen realiteden yani yapılan Risale'nin adına yanlışlıkları insanların kafasında hakikisini göstermeye çalışıyorum. Veya gayretim o. Yani gayretim o. Ama mutlaka her daim doğruyu gösteremiyorum. Ben de diyorum ki sen bunu söyledin ama küllette böyle yazıyor. Bunu dersen Allah resmen aynı kafamın üzerine koyarım seni. Düzelteyim ben kabire girmeden. Ama burada böyle diyor ve nurculuk adına yapıyorsun ve din adına yapıyorsun. Sen bunu dememen lazım, yapmaman gerekiyor. Çünkü seviyen buna müsaade etmemesi lazım. La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah demezse çare-i necat olur mu? Sayfayı söyle. 335 mektubat, tamam. Çare-i necat değildir kardeşim. Öyle değil. Ben niçin söyledim? La ilahe illallah deyip Muhammed Resulullah demezse kasten, fetret demiyorum. Fetret de olmaz. Çünkü la ilahe illallah diyebiliyorsa fetret değil. Biliyor demek Allah'ı. Fetret hiç duymamış. Ama künne mazibin hatta nevesen Resulü. 28. söz mektubun 8. meselesinin 8. meselesi. Orada da onu diyor. Bir de okuyayım. Beni değerli yapan benden olmayandır. Yani beni değerli yapan iman değil mi? İman benim değil ki. Mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur diyor. Allah'ın koydu. Beni değerli yapan Allah'tır. Haşa ben şey değilim. Tamam mı? Çok hoş oldu değil mi? Başka? Trene yanlış bindiysen, içeride doğruna doğru yürüsen bile fayden yoktur, faydası yoktur. Trene yanlış bindin. Veya gemiye yanlış bindin. Yürüyen merdivene ters bindi ya adam. Adam he. Bak o adamı şimdi teşvik ediyor adam. Din adına. Bak, trene yanlış bindinse, ay böyle gidecektim, o ne ya böyle? Yani bu Hüseyin, bu Kazı Çeşme'de var. Bir böyle gidiyor, bir böyle. Yanlışlık da, efendim Halkalı'ya gidecekken Sirkeci'ye gitti. Üsküdar'a geçecekti, Marmara'yla. Yanlışlık da bindi şeye, Halkalı'ya. Ama Üsküdar'a geçecekti. Ya iyi, trende ters yürüse, doğru yürümüş olur mu? Bir cemaatta yanlış bir cemaatta doğru bile yürüsen yanlıştır. Bir cemaatta toplanan ilim, cevşen, tevcüt, okumalar o cemaatin havuzundaki bu hakikat şer'e hizmet ediyorsa sen bilmeyerek şer'e hizmet etmiş oluyorsun. Aynı. Diyor abi, kim, kime, nerede, ne zaman? Evet. Enfüs olarak abi mesela düşüncelerimizi, hissiyatlarımızı yanlış trene bindirdik. Kendimizi güzel, doğru hissedemeyiz. Evet. Ders yapılırken, namaz kılarken, yemek yerken selam verilmez. İyi, bu meseleyle de öğrendi bizimkiler. Ama istisnası var. Acıkmışsın, çok acıktın, oturdun, kimse seni davet etmiyor. Şöyle yapabilirsin. Selamun aleyküm. Yani buradayım da yani çağırın beni. Ondan sonra bak. Allah Allah. Kardeş hoş geldin. Ben vesile alıyorum bir şey anlatmak için. Sen de vesile oldun. Bak okuyayım kesiyor. Tamam. Ne söylüyorsam vallahi delillendirmeye çalışıyorum. Ümmetim 15 şeyi yaptığı vakit bela başlarına iner buyurdu. Sayfa 1014 Kıyamet Alametleri Yeni Ansiklopedi İslam Prensipleri Ansiklopedisi İttihat Yayınları İttihat'tan
Ama bu dershanede yapıldı. Nedir bu içeriği? Risale-i Nur'un mevzuları alfabetik yapılmış. Mesela sakal. Sen sakal mevzusun emirde 48'de geçtiğini nereden bileceksin? Ben bilirim dershanedeyim. Sen içtim hayattasın hemen seyi açacaksın. Mesela iman dersi yapacaksın. İyi açıyorsun. Alfabetik dizilmiş. Ha, bu da nedir? İma, mesela diyelim ki medar ihtiraz olmuş, sıkıntı olmuş. Sakaldır, el çevirmeyedir. Mesela el çevirmez diyor adam. Allah Resulüne muhalefet ediyor. Dinde yoktur diyor. Resulullah var. Yani sen sanki bütün hadis dünyasına ihata ettin. İtilan var da ben vallahi her şeye baktım. Ben görmedim de ama yoktur dediğin anda var. Mesela dua aç değil. Yağmur duasında afatta Allah Resulü çevirirmiş. Safa ile Merve arasında şöyle dermiş, koltuk altı gözükmüş. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Şöyle yapmış. Orada öyle. Ama gündelik hayatta omuz seviyesindeymiş. Yatarken Süleymancı kardeşlerin yaptığı gibi yapmış. Ama şimdi Süleymancı kardeşlerin gündelik hayatında böyle yapın diyor. Doğru söylüyor. Niye? Çünkü uykudasınız diyor. Yatıyorsunuz diyor. Onun için yatma usulü dua yapın diyor. Yatarken yapmış. Okumuş Felak Nas. Böyle sıvazlayın. Kur'an'ı cüzü bitirdin. Aynı. Parmağını da böyle yap. Mesela Kur'an'ı bitirdin. Parmaklar burada olsun. Dudak değil de. Hu. Yaptın mı 3 defa? Oh. Vallahi yaparken bile lezzet alıyor. Yemin ediyorum. Resulullah böyle yapmış. Ne olur bilemem. Resulullah böyle yapmış. Ha, yatarken böyle yaparmış. Böyle çevirmiş. Sonrancı kardeşler yapıyor. Doğru söylüyor. Çünkü gündelik hayatta herkes yatıyor. Yatıyor. Ayıksan böyle yap. Yatıyorsan böyle yap. Safa Merve değilsen böyle yap. Tamam mı? Normal. Yağmur duasında ve afatların içinde nerede? D maddesi. Çünkü bir şey. Hem örnek vermek istiyorum hem toplumda bir sıkıntıyı şey yapayım diye. Dikkat edin. Bak bu kitap, bu benim tespitlerim. Bu risalenin üzerine konur mu? Konmaz. Buraya koy. Ne yaptı biliyor musun bana? 1985, Allah rahmet etsin, fındık zannedeyiz, fındık, sungur aldı. Sözler Yayın Evi ile Envar Yayın Evi karşılaştırılıyor. Ben de onlara hizmet ediyorum, çay falan. 20 küsur yaşındayım işte. Ne kaç yaşında olur mu senin? Çay şey yapıyordum. Kitap vardı. Ondan sonra abinin şey vardı, çayı koyacaktı masada, yer yoktu. Şu gözlüğü vardı Sungur abinin. Aldım, şöyle yaptım. O da Rüştü abinin şeyini aldı. Bu kendi koyduğu zaman tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe aldı böyle attı. İyi ki benim koyduğumu anlamadı. Kendisi koyduğunu zannetti de bu fırça atmadı bana. Öyle tesir etti ki ondan sonra üstüne hiçbir şey koymam. Bunun üstüne ilmi al da konmaz, Kur'an konur. Kur'an altında Risale, onun altına ilmi al. Çünkü beşeridir o. Bu ilhamdır. Bir de şey yapıyormuş abi. Geldiği zaman Latince, Osmanlıca, Osmanlıca'nın üstüne koyuyor. Bak. Osmanlıca mektubat. Kesinlikle. Bunu yaptıramazsın bana. Çünkü alışmışım. Bak. Ümmetim 15 şey yaptığı vakit bela başlarına iner buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bunlar nedir denildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok ağır ama. 1. Devlet malı yalnız bir kısım insanlara, makam sahiplerine verilip ötekilerine mahrum bırakıldı. Yani Cumhuriyet tarihinde öyle olmuş. Mesela Sümer Bank mesela hep devlet memurlarına çalışmış. Şimdi yer yer işte bakanlar, bakanların şeyi yakınlarına peşkeş çekiliyor. Ama ilk dönem bütün halk hatta buğday elinden alınıp denize atılmış İsmet İnönü döneminde. 1 bu. 2. Emanetin kendisine bırakılan kişi tarafından ganimet sayıldı. Bana dedin ki abi bunu tut. Veya abi ben bunu hizmette kullan. Veya iyi dinleyin bunu. Realiteden bahsediyorum. Abi bu kurban parası, kurban benim adıma kes. Sen de bana gelirken dedin ki, abi kurban paramı almaya aldırmaya, kesmeye, kurban hakkında bütün tasarrufa seni mutlak vekil ediyorum. Aldım kabul ettim. Ne yapacağım ben bu emaneti? Kurban keseceğim. Adam gidip daha sevaplı zannediyor. İslam'ın rükmü bu. Gidiyor, cemaatin hazinesini atıyor. Hikaye söylüyor.
ben cehenneme girmek niyetinde değilim. Kefene sarıldığım zaman bunlar ne kadar insan yıkamışım. Adedini bilmiyorum ne olur Avrupa'da. Kefen yıkamışım. İnsan yıkamışım, kefenlemişim, indirmişim. Yalan demem. Yalan lafzı kafirdir. Allah Resulü'nün eline yalan vermem ben. Benim adıma demediğimi diyen, dediğimi yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın diyor. Hatırladınız mı? Nerede anlatıyor bu şeyi, ayeti, hadis? Şeyde 19. mektubun başında. Tamam, 19. mektubun başında. Diyor ki Allah Resulü, demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan, aç orayı. Cehennemde yerini hazırlasın. Şimdi Allah Resulü'ne yalan, ağzına yalan veriliyor. Allah Resulü yalan der mi tövbe estağfurullah? Söyleyin, vicdanınıza söylüyorum. Değil mi? Adam diyor ki ben Resulullah'ı gördüm. İki tane Twitter atsın herkes. Hasan Akar bir. Tamam, ben bu hakkımdır. Ama olmayan Akar Hasan, ben değilim ki o. Yalan değil mi bu? Resulullah böyle dedi. Resulullah yalan dedirir mi? Dizilere koymuşlar. Bu yalan mı değil mi? Bir dakika, bu hayal mı? Bu ya, mesela diyelim ki Hasan Akar X veya benim YZ diye Twitter açıyorum. Bir şahsiyet vermiş. Peki yalan mı değil mi? Yalan. Allah Resulü yalanı teşvik eder mi? Allah'tan korkmuyor musun? Allah Resulü'nün diline yalanı nasıl verdin? Ben Resulullah için söylüyorum. Sen ne yaparsa yap. Ama yapma ya. Allah'tan ve Resulullah'tan korkma, utan. Resulullah'ın ağzına yalan verme. Resulullah bana dedi ki iki tane Twitter atsınlar. Tamam, ama ne yaptılar onu? Resulullah dedi diye onu serişte ediyorlar. Sen peki bunu duyduğunuz zaman ne yapıyorsun? Sen de yayıyorsun. Mesela bak, dün akşam bir şey geldi. Yok, Terbedari Nebevi'nin işte Ahmet bilmem ne görmüş diyeceğim. Silin o aşağılık şey, at hırsızını. Zalim seni, İslamiyet yeni çıkacak, yeni doğuyor İslamiyet. Artık türbedardan, artık rüyalardan din öğreneceğiz. Lan din belli, bugün haram, bugün dininiz tamamlandı diyor. Haram belli, helal belli, öyle. Bunun için yapıyorlar, hakikatlerden uzaklaştırmak için. Allah Resulü'nü gidiyorlar, kamyona koyuyorlar. Dün anlattı bana, İsmet mi bir şey anlattı? Ali anlattı. Ali mi anlattı? Ben görmedim, vallahi görmedim, billahi görmedim. Naklediyorum, nakli de söylüyorum. Ali dedi kamyona koydular diyor. Şimdi Azrail Aleyhisselam yapmışlar herhalde. Çok iyi. Allah Azrail Aleyhisselam'ı neyse ıslah etsin. Çok yakında onlara gitsin diyecektim, demem. Çünkü bize yakışmaz. Olmaz kardeş. Niye bunlar söylüyor? Düşmanlıktan değil kardeş. Yanlışından dön. Resulullah'ın ağzına yalan verme. Resulullah yalan dettirmez. Bir kişiye olmayan şahsiyeti varmış gibi, iki tane adam ayrı bir adammış gibi demez kardeş. Yapma. Dahili cihat böyle değil. Cihatta bazı şeyler var ama dahilin olmaz. Yapma. Resulullah'ın ağzına verme. Ne olur yapma. Hadi bakalım. Niye söyledim? İki izah ettim emanetin. Emanetin kendisine bırakıldığı kişi tarafından ganimet sayılıyor. Ben sana dedim kardeşim, bunun için yap. Kurbanı kes. Kesmesen aynı değil mi? Ganimet kabul ediliyor. Var mı yok mu? Resulullah demiş. 3. Zekatın ödenmesi gereken bir zarar telakki edildi. Zekat vermek zarar. Ya zarar ya. Allah versin diyor. Zekatın ödenmemesi zarar kabul edilmesi. Beklenmem sebep oluyordu. Nasıl zarar olmuş sanırım. Evet. Zekat ve zina. Zina. Yani şekli de depremin şeyidir. Harfi de zelzele. Evet. Girmeyeyim onlara. 5. Kişinin anasına isyan ettiği aile yapısı manevi bağlarının koptuğu. Yani aile yapısı çökmesi, kıyamet alametlerinde. Yani ümmetim 15 şey yaptığı vakit bela baştan buyurur. Anasına babasına res çekiyor. Yani aile bağları kopmuş. Yemek yerken televizyonda çık. Dene şu. Hanım alsana ya. Diyor mu demiyor. Mutfağa bağırıp çağırmıyor mu? Kusura bakmayın, bu üslubu kullanıyorum. Böyle oluyor. Rastladım da. Keşke ben yalan söylesem. Keşke ben mesul olsam da bu dediklerim hiçbirisi olmamış olsa. Bir tanesi insaflıydı Biremen'de. Keşke bu su kuyu Afrika'da
açılsa da toplanan paralarla hepsi açılmadı dediğim benim yalan olsa. Keşke televizyon yerken, yemek yerken geçen onu oyuncak mezarlığına, odaya gömmesek. Öyle mi? Lan bir tencere kapağını ver, sen oyna onunla. 15 sene önceki misali bu benim. O zaman sidimidi yok. O zaman bu misali veriyor. O, bu eve, evin odasına oyuncak mezarlığı yapacağına bir tencere kapağıyla ama sen oyna onunla. Ya ne için söyledim? Kişinin evi, yani ev bağının çökülmesi. Altı. Dörde okumadık mı? Oo, niye atladım ben orayı? Çok ağır bir şey ya. O zaman yaslan. Niye hatırlattın? Kocanın her hususta karısının emrine bulunduğu. İtaat et, rahat et. Emredersin komutanım. Kadın hissidir. Yani olayları kadın hissi yaklaşır ve hissi çözümler. Konuşarak. Erkek ise matematiksel ve mantıksal çözümler üretir. Daha çok kafası öyle yatkındır. Odasına girer böyle düşünür. Kadın konuşarak. Şimdi yapı farklı. Hissiyat şeyi farklı. Şimdi ne? Kocanın her hususta karısının emrine bulunduğu. 5. Kişinin anasına isyan ettiği, aile bağlarının koptuğu. 6. Kişinin enaniyetine çok hoş gelen aşırı tarafgir dostunu hakka bağlı olanlara tercih edip çok iltifatkar karşıladı. Mesela bir alim, doğru söyleyen birisi. Kitapta söylüyor, adam okuyor kitapta. Ötekisi de seviyor ama bunu hiç kale almıyor, tenkit ediyor. O yalan dahi yapsa, söylese bile onu takdir edip yüceltmesi diyor. Ne acayip bir şey. O da var. Bir daha kişinin enaniyetine çok hoş gelen aşırı tarafgir dostunu hakka bağlı olanları tercih edip çok iltifatkar karşıladığı. Adama söylüyorsun bak bu haram. Bak şimdi siz söyleyin. Haram. Hoca diyor ki ben haram ama haram değil. Şimdi bu lazım. Böyle yapacaksınız. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu haram. Ne diyorsun? Diyorsun ki ya abi Hasan abi bir bildiği vardır. Bildiğim yoktur kardeşim. Aynen öyle diyorlar. Bildiği var. Bildiğim yok. Allah bildiği yok mu? Öyle bir zamana gelirseniz böyle yapın diye. Peki tuvalet adamından bahsetmiyor mu din? Niye peki dini vazifelerde hizmet ederken bunları bize söylemiyor? Yoksa Resulullah ve Allah'a geleceği bilmiyor muydu? Allah ve Resulullah aleyhissalatü vesselam geleceği biliyor muydu, bilmiyor muydu? Niye öyle bir zaman geldiğiniz zaman böyle yaparsınız? Bir bildiğim var. Benim bir bildiğim olur mu ya? Haddallah. Allah'a karşı had. Silah-ı rahim budur, biliyor musunuz? Varladı geçiyor ya. Yedi tane mubikat-i sevadan bahsediyor. Silah-ı rahim neymiş biliyor musun? Sıla rahim. Allah ile bağ ve Allah ile bağın türevleri. Silah-ı rahman demiyor. Silah-ı rahman olsa bedensel yakınlık olur. Anne baba olur. Silah-ı rahim. Sıla rahim. Allah ile alaka. Kim nedir o? Anlatayım. Silah-ı rahimde ders var yani. Bak toplamayı burada kullanıyorum. Bir. Hukukullah. Hukuku. İki. Resulullah. Hukuku. Evlullah. Asfiya. Cedid aslını mı? Hukuku mütedeyn valideyn. Anne baba, dindar anne babanın sözü. Sıra bu. Şimdi bu silah-ı rahim. Silah-ı rahimi keserler diyor. Namaz kılmaz, Allah ile silahı kesti. Oruç tutmaz, silah-ı rahim odur yani. Abi diyorlar, mübikat-ı sevada. Zina var, içki var, namaz yok. Nasıl yok? Hepsini cem etmiş. Silah-ı rahman değil. Rahman olsa dünyevi bir bağ. Onun için kebair olmuş. Kebair olmuş. Değişti değil mi dünyamız? Onu diyen adam, helal aramayan adam, ahmak uyan da ahmak. Nasipsiz. Çünkü niye? 26. 20. mektubun kaçıncı kelimesiydi? Madem böyle bir Kadir-i Zülcelal, Cenab-ı Hakk'ın böyle mühit bir ilmi var. Her şeyi ve herkesi ve her amelini görür, ihata eder. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Sen neredesin kardeşim? Layıksın orada. Öyledir. Mektubat. Buldun mu? Evet.
Sadece bu en son okuduğun yeri ver, okudu ne diyor abi? Ne diyor? Hatta dünyevi makamların için dahi mukaddesatını alet eder diyor. Evet, dünyevi makamlar için mukaddesatını da alet eder. Kaçıncı sayfa? Emir daha 75. 71. 5. 75. Evet, devam edelim. 7. Babasına cefa ettiği, aile müessesinin manevi bağını bozulduğu. Bir yukarıda anaydı. 5. bağda anaydı. 7. bağda baba. 8. Mescitlerde yüksek sesle konuşulduğu. Bu ihbar-ı nebivede, yani şimdi izah ediyor hadis. Yani ihbar-ı nebi, Peygamber Aleyhisselatü'nün haberi. Siyasi tarafkirlik, cemaati taassup, halkın hissiyatına hitaben heyecanlandırıp cemaatin teveccühünü toplamak ve kendine bağlamak gibi ihlasa münafi olan hissi temayüllerle yapılan heyecanlı vaazların zuhur edeceğine bir işarettir. Allah Allah. Resulullah demiş. Orayı istismar edecektir. Çok ilginçtir. Hutbenin içerisinde ne vaaz etmiş biliyor musunuz? Bilen var mı? He? Sabah namazına gelmezse... Aferin Osman, bazen kafan çalışıyor. Sabah komşunuz baktınız sabah namazına gelmiyor. Oo, boynuna ip takın, hayvan gibi sürükleye sürükleye mescide geliyorum. Oo, cemaat coşuyor. Aynı adam meclise geliyor, ustad namaza dair bir şey yazıyor. Hoca hoca dedi, geldin sen, aramızı ikili kattın. Biz senden yüksek ilminden istifade edecek. O zaman 200 mebusun 63'ü namaz kılıyor. Diğerleri kılmıyor, Osmanlı ha son zaman. Namaza dair bir şey yazıyor, Mesnevi'de geçiyor, tarihçede de geçiyor. Ondan sonra ustad diyor ki, hem de ben bunları neye söylediğimi de izah edeceğim burada. Ustad diyor ki, adam böyle değil, kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmaya haindir. Yani Allah'ın hainidir. Hainin hükmü merduttur. Yani reddedilir, kafası koparılır. Hanifi mezhebinde başlayana kadar hapsedilir. Şafii, Maliki, Hanbeli götürüyor. Ondan sonra diyor ki kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayanın hükmü, namaz kılmaya haindir. Hükmü merduttur. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Gündüz muhalefet eden gece buharlaşıyor. Ertesi gün adam yok, milletvekili yok daha. Kayıp. Mesela o Topal Osmanlılar, şunlar bunlar hepsi yok. Şimdi çekiyor. İşte ben bunu niçin söylüyorum bunları? Nasıl şey? Her şeyi canımı, her şeyi göze alarak söylüyorum. Bu ustadın bu verdiği cevaba göre söylüyorum. Çekiyor. Yani deme sus diyor. Ustad da diyor ki buna, yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil. Hayat değil. He? Yerinde kullanılmayan hayat, hayat değil ve bana lazım değil diyor. Ya. Efendim 9. İyi dinleyin. Yaslanın. Kemeriniz bağlı mı? Ya sen abi dedin ya mesela. He. O camide bağırmış. Evet. Şey de mesela. Tamam. O kadar. Yani. O da öyle. Tamam. Fazla şey yaptık mı zannedecek art niyetli. Herkes niyetim varsa al kardeş. Al Resulullah'ın dilinden bu. Şimdi 9'a iyi dinleyin. Ben uydurmadım haşa tövbe estağfurullah. Allah Resulü demediğini demek de cehennemde yerini hazırlar. Mektubatta okudunuz mu hadisi? Buldunuz mu hadisi? Hadi bakalım. Nasıl baktın? Öyle mi? Ver bakalım mektubatı bana. Mektubatı verir misin? Ver. Çünkü onu içimde kor kaldı. Kor. Kaynaklı oldu mu keyfime diyecek olmuyor. Ama şu anda ne kadar kişi bana nefret edecek. Oysa ben onun imanının kurtulması için gayret ediyorum. Yani küfrü rıza, küfür. Bak, geç, geç, geç. وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَا مُتَعَمِدًا فَلْيَتَبَبَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ hadisini, tehdidini şiddetle korkan فَمَنْ اَذْلُمَ مِمَنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ. Bu da yalanlamayı söylüyor. Bu Resulullah وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَا مُتَعَامِدًا فَلْيَتَبَبَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ demediğimi diye. Dediğimi de yalanlayan مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ. Cehennemde yerini hazırlasın. Allah Resulü'nün ağzına yalanlar vermek. Rüyada gördüm, bilmem ne yaptım. Din yeni geliyor.
haram söyleyecek. Demek ki böyle bir şey çıkacak. Vefat ettikten sonra zaten ahkam, ahkam ayetleri bitmiş. Rüyada bile görsen, Allah Resulü sana bile dese ahkam olmaz. Ahkam olmaz. Ümmeti bağlamaz. Seni bağlar, o zaman sen ama belki şey yaparsın, ümmeti demeye hakkın yok. 9. Dedim ki demek ki böyle şeyler çıkacakmış ki o zaman mesela. Ya niye çıkmayan bir şey, çıkmayacak bir şey burada der mi? Bir kavmin, milletin, bir milletin, bir kavmin en alçağı, o halkın ilk adamı, reisi olduğu. Dinde ben merak ettim, altında da şerh var zaten. Bir milletin en alçağı, ne demek en alçak? Dinle bakalım. Zenim din geçiyor. Velid ibn-i Muhire'ye geçiyor Kur'an'da. Onun hakkında 10 tane ayet var. Halid bin Velid'in babası galiba. Zannediyorum. O değil mi? Velid ibn-i Muhire. Onun hakkında Kur'an ayet söylüyor. Ebu Cehil diyor zaten. Dedi ki ya Velid, senin hakkında Muhammed 10 tane bir ayet saydı dedi. 9'u tuttu dedi. Sen yoktun burada dedi. Bir tane de var. Söyleyeceksin 9. Evet hepsi tuttu diyor. 9 senin için zenim, kulağı kesik yani özür dilerim piçtir diyor. Ayet diyor. Nasıl der diyor ihtiyar moruk olan. Çekti kılıcını. Dedi ki Muhammed'e gideceğin anana git dedi. Anası sağ. Geçiyor ya tefsirde geçiyor. Doğru söyledin dedi. Ebu Cehil gitti anasına. Anasına diyor ki o zaman mertlik vardı. Ana dedi Muhammed yalan der mi demez oğlum demiş. Ne der? Doğru der dedi. Ama iman etmeyiz. Etmem dedi. Peki Muhammed böyle dedi dedi. Doğrudur oğlum dedi. İki böyle dedi dedi. Doğrudur oğlum. Üç doğrudur. On zenimdir piştir dedi. Öküm dayamış. Aynı öyle geçiyor. Kılıcı dayamış. Doğru söyleyecek misin söylemeyecek misin anası? Dedi ki oğlum tamam anlatayım koy kılıcı. Dedi ki babanın çocuğu olmuyordu. Ben seni bizim çobandan aldım. Geliyor toplantıya diyor ki Muhammed doğru söyledi. O Muhammed aleyhissalatü vesselam bu için söylüyor. Zenim bir milletin en alçağı İslam fıkhında piç manasında. Gayrimeşru. Bir milletin ilk adamı ben kimseden bahsetmiyorum. Hadis. Bir milletin ilk adamı o milletin en alçağı reis olmadıkça. Evet. On. Lazca mı diyecek de Türkçe söylüyor. Kaç tane vardı? Bunun bedelleri bana kaçta? 98'de çıktı. 98'de ödedim. Yani merak etmeyin. Bunlar şey yapsa 98'de mahkemelere bir sürü çıkmışım. Onlar rahat etmiş. Resulullah dedi dedim. Ben ne yapayım? O zaman bunu bu suçluysa ben bunu okumam. Savcıya dedim. Dinliyor. Bunu okumam suçluysa basın savcısı suçludur. Niye savcı buna müsaade ediyor? Ben var olan piyasadaki kitabı okuyorum. O şeye öyle demiştim. Dedi ki sen dedi bunu niye dedin? Muhammed Allah'a kendisi uydurdu diyor. Tamam mı? Nutuk. İş Bankası'nda basılan bir kitap. İş Bankası'ndan aldım ben dedim. Nutuk. Orada yazıyor ki Arap milletini idare etmesi için çopulcu, dağınık korku ve inanç mefkulesini öğretmesi lazım. Onun için diyor Muhammed çok zekiydi diyor. Güzel ahlaklıydı diyor. O insanları toplaması için bir korku uydurdu diyor. Cehennem. Bir de inanç getirdi diyor. Allah diyor. Dolayısıyla Allah ve ahiret inancı Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. Savcıya gösterdim. O da bilmiyor muydu? Ne diyor biliyor musun bana? Savcı. Tamam ama sen demeyeceksin. Ne şeyi söylüyorum? Nutuk'ta. Yerinde kullanılmayacak hayat. Elhamdülillah demiş. Şimdi şeyde var bu dersler. Lozan'ın iç yüzünde geçiyor. O dediklerim. Onunla yargılandım. Şimdi piyasada. Eskide nasıl yayınlanıyordu biliyor musun bu dersin adı? Neydi? Bilen var mı? Lozan'ın iç yüzünü 2 saat. Nasıl yayınlanmış? Birinci sözün esrarı. Lazların besmelesi. Deccal'ı tanımak. 10. Bu kişinin şerinden korkulduğu için ikram edildiği, tarafkirlik gösterildiği. Bak şimdi de öyle bak. Bunda ona gidiyorlar. O büyük adamdı. Çok büyük komutandı. Bak ne diyor? Bu kişinin şerinden korkulduğu için ikram ve tarafkirlik yapıldığı. 11'de bu. Şey 10. Var mı yok mu? Büyük adamdı. Dahiydi. Tabi dahiydi. Aptaldan deccal olur mu? Aa ben onu tevilli söyledim. Millet ne anlıyorsa diyor. İlmi adı öyle diyor. Sen tevilli bir şey söylediğin zaman bu nasıl bir adamdı? Çok büyük adamdı. Ama sen düşünce şu. Çok büyük bir deccaldı. Önemli değil seni söyle. Bu sözünle millet ne anlıyorsa odur.
diyor. Fukuk da sana da bırakmadı. Kuyut ihtirazı ise böyledir. Hadis-i Şerif var abi, ben tam olarak aklıma gelmedi. Diyor ki, zalime karşı çıkandır diyor o alime herhalde. Doğru. 11. İçkinin bol bol içildiği. 12. İpek elbiselerin giyildiği aşırı lüks hayat izah etmiş hadis şeyi. İpek elbiselerin giyildiği, yani aşırı lüks hayata girildiği. 13. Bunu söylüyordum. Şarkıcı kadınların çoğaldığı. 14. Çalgı aletlerinin yaygın hale geldiği. 15. ve son. Ve bu ümmetin sonundakilerin, biz, iyi dinleyin bunu ama. İlk de bulunanları, Osmanlı'yı, Kanunu'yu, Yavuz'u diyelim. Benim şeyim bu. Bir de okuyayım. Bu milletin sonundakilerin, ilk de bulunanları, geçmiş muhterem ecdadını lanetlediği vakit. Bu 15 şey gerçekleşmiş demektir. İşte bu saydıkları meydana geldiği vakit, kızıl rüzgarı veya hasfı ya da mesi bekleyiniz. Yaşta çıkmış abi. Ne demek biliyor musun Haz? Bir parça gireyim mi? Bir parça hafif. Bir tanesine. Ama inkarcılık olacak kızıl rüzgar. Haz, çöküntüler olacak. Memleketlerde depremler olacak. Tsunamiler olacak. Mesh, surete, insana benzeyecek. Allah söz verdiği için peygamberimize. Eskide insanlardan hayvan olmuştur. Ama hayvanlardan insan olmamıştır. Yani insandan maymun vardır. Allah çevirmiş, Kur'an'da söylüyor. Ama maymundan insan yoktur. İşte böyle olduğu dönemde diyor, bunlara uyma nispetinde bu 15 tane sureta insandır. Ama mesh-i manevi, Allah Resulü Miraç'ta gördü geçmiş kavimlerin, Allah domuz yapmış. Başka ne yapmış? Hızır yapmış. Yılan yapmış, ayı yapmış. Risalede şunlar geçiyor. Domuz, ayı, yılan, tilki, akrep, tilki, maymun. Ele sayıyor. Bakacaksınız Erdinç, Cem, Mesimani bakarsın suratına, adam. Biraz dikkat edin böyle suratına ama etmeyin. Ay böyle durdukça bakın, çoğunlukla benim gördüğüm, her neyse. Bazen Marmara'ya biniyorum da Üsküdar'a derse gidiyorum ya. Artık orada evrat okuyorum. Bakmamaya çalışıyorum. İnanın. Suratları %70, %100 olmuyor da. Bazıları %100 çok istisna. %60-70 itimat edin bana. Haza vesaire. Aynen. Bu ne? Mesh. Bakın bakalım İslam'ı iddia eden kim olur? Bana da bakın. Herkese bakın. Simalarında İslami meymenet var. Bak, herkese bakın. Simahum fi vucuhim min eseri sucud. Simalarından bellidir. Çıkın sokağa, Süleymancılar, tarikatçılar, nakşiciler, hatta okuyucular, değil mi Nurcuların, yazıcılar, yelansa vesaire. Bak çıkıyor. Yani kitap okuyor mu okumuyor? Risale okuyan da, Kur'an okumuyorsa farklı sima. Kur'an okuyor ama dersten derse gidiyor Nurcu ama farklı sima. Kur'an okuyan, sırf Kur'an okuyanlar da farklı sima oluyor. Bunları gördüğünüz bir şey yani. 13. sözde de geçiyor değil mi? Sima. Elsinetikum ve elbanikum. Onların ne olduğu, elsine lisanlarından ve simalarından bellidir. İşte bu mesh. Allah kimsenin başına vermesin. Acayip bir şey ya. Bir cenaze evinde gördüm. Kaç gün oldu ben cenaze evine gideni? Bir hafta var mı? Bir hafta oldu. Bir hafta. O buna, sizin gördüğünüze, ötekisini. Orada gördüm. Dedi ya, yeter hocam, uykumuz geldi. Yeter kodun. Bir bakayım dedim ya, sohbet ederken, ahireti ispat eden. 3 sayfa Yasin okuduk. Sonra sohbet ediyoruz. Mehmet var mıydı sen orada? Osman var. Sonra 3 sayfayı da okuyacağız. Haşir tevhidleri, delillerini füze gibi vuruyor tabii. Öldükten sonra dirilme. Çünkü ortamı çok iyi biliyorum. İnkarcı. Ondan sonra o başörtünün karşıtı vardı ya Türkan'da. Onun akrabasıymış.
Ahire. Uykumuz geldi, kes hocam falan. Öteki biz başka bir tanesi de fırladı. Duymak istemiyoruz, Kur'an oku. Ama ben Fuzi'yi gönderiyorum. Mesnevi Nuriye rampası katre Fuzi'leri. Böyle vuruyor yani. Öldükten sonra dirilmeyi yılan giriyor kafasına. Bir bakayım dedim. Aman yarabbi. Haza domuz. Haza domuz. Sonra ne oldu biliyor musunuz siz onu? O cenaze sahibi beni 3 gün sonra aradı. Hocam ya bir şey sorabilir miyim? Niye böyle yaptılar? Benim babam vefat etti. Ne oldu? O sana şey yapan dedi ki diyor, bana telefon etti 3 gün sonra. Hocanın anlattığı ahiret yok diyor. Ahiret mahiret yok diyor. Şimdi babasıyla görüşmek istiyor. Orada ay ne güzel olur. Keşke iyi ya, iyi ki ahiret var demeye başladı çocuk. Kız. İyi ki var diyor. Görüşü. Tabii ya ne demek görüşüyor? Böyle bir şey olur mu ya? Görüşmeyeceksen Allah bu duyguyu verir mi? O ki elma yok. Elma işte daha niye var? Göz var. Gözler, renk, zevkleri var ama şekil yok. Anlasana. Ya dedi, böyle bana niye dedi diyor ya. Ulan babası vefat eden telefon ediyor. Böyle bir kızım, öyle bir şey yok diyor. Hocam dediği gibi ahiret mahiret yok diyor. Yani çuval gibi attınız tamam gitti diyor. Yem. İnanç yiyen akrepleri yem oldu. Heh şuraya bak. Bir bakayım dedim onu şöyle. Bir baktım. Allah Allah. Ondan sonra kafayı çevirdim böyle. Korktum yani. Böyle bir şey. Neyse burada kalsın. Vahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.